Aşk. Hayatta en sinir olduğum şey. Ama o da dönüp dolaşıp beni buluyor. Sen bu kıza yanıksın komiser. Onu o evden çıkartacağım. Sana rağmen. Ne oldu? Konuşabildin mi? Açmıyordur artık telefonlarını. Dün geceden sonra hayatta güvenmez sana. Babası öldüğünden beri Azize'nin yanındayım. Hayattaki tek yakını benim. Yazık. Üzülmüştür kız. Senin de rengin sapsarı olmuş komiser. Aa, üzülmeyin bu kadar. Hayatta olur böyle şeyler. Hiç üzülmeyin. Bu benim iki hareketime bakar. İki hareketimle güvenini tekrar kazanırsın. Bak, tasıllı kuzu gibi oldun. Bu aşk var ya, aşk. İnsana donunu ters giydirir. Şimdi Azize hemşire kardeşinden haber alabilmek için deli oluyor. Oğlan belki de uyanacak. Belki de ayağa kalkacak. Nasıl? Biraz para, biraz da cesaret. Bütün kapıları açar. Git Neşe hemşireyi al, getir. Kardeşinin başına dik. Sonra da bir mesaj at. De ki, kardeşinle seni görüştüreceğim. Eğer bunu yaparsan sana olan güvenini tekrar geri kazanırsın. Biraz cesaret. Bu haberi ilk veren sen ol. Biraz kahramanlık et. Yoksa Kartal kızı alıp gidecek, sen de arkasından baka kalacaksın. Azize onların topundan nefret ediyor. Nefretle aşk, kardeş. Özlediniz mi Kartal abinizi? Evet. Bakayım Ayşegül dişlerine. Ha? Çıkmış vallahi. Hadi çıkarın üzeriniz. Hadi bakalım. Gelmiş, Melike gelmiş. Merhaba. At gelmiş. Canım benim, Burak gelmiş. Sen kimsin? Yeni misin bu evde? Tanışalım. Ben Metin. Ama herkes bana Tomtom der. Memnun oldum. Ben de Azize. Kartal abinin arkadaşıyım ben. Sık geliyorsun yani buraya sen. Hep geliriz ki. Öğretmenimiz Kartal abinin işi var dese bile gizlice ararım. Kartal abi hemen aldırır. Evde de yeni bir kız olduğunu bilseydim yeni kotumu giyerdim. Bu kim? Ceyda ablanın arkadaşı. Azize ablanız, hemşire abla da diyebilirsiniz. Senin hemşiren miydi Kartal abi? Evet. Seni o mu iyileştirdi? Hı. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah, benim de kalbim çok ağrıyor. Bana da yardım eder misin? Tamam, ayıp oluyor ama, ayıp oluyor. 4. sınıflardan Derya'ya öyle de demedim mi? Beğendiysen git konuş demedim mi? Sen şimdi bizim sırrımızı niye açıklıyorsun herkesin içinde? Neden kızdın ki sen şimdi? Kızmadım canım. Aa, manita mı Kartal abi? Aa! Değilim. Acıkmadınız mı siz bakayım? Hayır! Hadi bakalım. Çabuk soldan, sol taraftan. Hadi bakalım. Sen de gel abla. İyi tamam, geleyim. Hadi geç. Durun. Yavaş. Herkese yetecek kadar var. Beğendiniz mi masayı bakayım? Ha? Börek var mı Aynur teyze? Olmaz mı be börek? Olmaz mı? Hem de pırasalı börek. 5 dakika beklesin, ağzınız yanmasın, olur mu? Sütümüz de geldi çocuklar. Bu süt ineklerimizin sütü. Mis gibi herkes içecek. Süt içmeyene börek yok. Tamam mı? Böreğin arkadaşı süt, o kadar. Unutmamışsın. Ay, unutur muyum canım Allah aşkına? Delirdin mi sen? Çocuklarım gelecek, ben unutacağım. Daha neler. Kartal abi, Aynur teyze senin annen mi oluyor? Anne yarısı. Hatta 4'te 3 anne diyelim. Kartal abim de sütü seviyor muydu? Severdim tabii. Yalancı. Bak. Hadi süt içince kesin boyumuz uzanmaz Azize abla. Genetik faktörler ve gelişim şartlarına bağlı olarak destekler. Ha? Azize ablanız net tabii. Aklından geçeni bir anda söylüyor. Aslında demek istiyor ki herkes uzun boylu olmak zorunda değil ama kemik gelişimi için süt önemli. Çok önemli. Süt içeceğiz. Bu mis gibi koku da ne? Yoksa börek mi? Kemicek börek. güzelliğine bak sen de çocukları seviyor musun? Çocuk sevenden zarar gelmez. Balkan benim dosyası geldi. Tamam. Gelsene. O yüzden mutfak tarafından aldım onları. Hediyeleri görünce yemek yemiyorlar sonra. Harikalar değil mi? Keşke daha önce denk gelseymişiz. Küçük de olsa senin bu evde güzel bir anın olmuş oldu. Sende bir şey var. Nasıl? Bilmem. Güzel bir haber almışsın gibi. Nereden anladın? Çünkü onca şeye rağmen gülümsüyorsun. Hayatımın en güzel haberini aldım. Dünyaya bir çocuk geliyor. Çok sevdiğim birinin çocuğu. Öyle mi? Gözünüz aydın. Umudu kesmiştik. Umut güzel şeymiş. Unutmuşum ben. Sen beni koruyordun. Bunca sene sonra ilk defa biri yaşamamı istedi. Sen yaşamamı istedin. Şimdi de beni ayağa kaldıracaksın. Halam seninle görüşmek istiyor. Kimseyi görmek istemiyorum. Hiçbirini. Oh. O kadına da ne olacağını sonra karar vereceğim. O kadın derken Yıldız'dan mı bahsediyorsun? Ah! Beni öldürmeye çalışan karım olacak kadın. Azize sen bir dakika gelsene. Hasta bensem benim hizmetimde olacak. Birkaç eşya alayım, ondan sonra geleyim, olur mu? Ne oldu? Kimseyi görmek istemiyor. Yaralanmasından bizi sorumlu tutuyor, hepimizi. Peki Azize ile ne işiniz vardı? Teşekkür etmek istemiş. Yengemin ona saldırdığını, Azize'nin de canını kurtardığını hatırlıyor. Annem korkudan odasından çıkmıyor. Merak etme Hüseyin. Aynı olmayacak hiçbir şey. Yaman. Balkan odadan çıkmayacak. Kimse de girmeyecek içeri. Azize! Azize! Her an gözüm üstünüzde olacak. Merak etme. Başına rahatsız olacağım bir şey gelmesine engel olurum. Kalmak zorunda değilsin bu evde. Hemen şu an gidebilirsin. İşimi yarım bırakamam. Kendimi korurum. Kimseye ihtiyacım yok. Ben burada olacağım. Eski hastan unutmamış seni. Bir şey lazım mı diye sordu. Sormak var. Sormak var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.